Ve yasaklama seçim ekranına geçtik. Bu sefer kırmızı tarafta farklı bir takım görüyoruz. Yani son seçim şansı onlar olacak. Zaten bahsettiğimiz neydi? Üst koridorda her türlü bir karşı seçim yakalıyorlar. Bir de orta koridorda yakalayabilirlerse bu karşı seçimi, son seçim yaparak çok farklı bir karşılaşma izleyebiliriz. Lissandra Rise yasaklandı, bir de Thresh'i yasakladılar. Bu sefer Jace'i açık bıraktılar. İlk seçimden Jace mi alacaklar? Soru işareti benim için. Kindertar'a yasaklanmadı. Muhtemelen yasaklanacak. Evet, son yani. Yasaklamayı o şampiyonun saklıyorlar diyecektim ki. Alt yani, koridorda bayağı bir sıkıntıya sokmuş gibi görünüyor Draven. İlk seçim Kindred göreceğiz bence. Şimdi aslında bu iyi bir tercih. Çünkü Kindred alırlarsa Jace bu sefer Beşiktaş tarafında kalacak. Aynen öyle. Ve iki tane güçlü tercih yapma şansları olacak. Ama oyun içinde Kindred'i frenleyebilecekler mi? Bu çok önemli. Onlar Jace'e yönelmeyi tercih ettiler. Jace hem Murmle oynuyor bu arada, hem Blue oynuyor. Aynen. Öyle de bir avantajları var. Cüce'de görmedik şu ana kadar. Onu da görecek miyiz çok emin değilim. Bunun altyapısını oluşturmuş Beşiktaş Akademi. Bu da bir, güzel bir adaptasyon aslında seriye. Jace'i bıraktılar belki ama karşılığında hem Braum'u aldılar hem de Kindred'i aldılar. Braum'un en sevdiği şey olabilir. İki tane nişancı ile oynamak. O pasifler o kadar hızlı tetikleniyor ki, o kadar seri kitle kontrolü uyguluyorsunuz ki rakiplere, bir anda skor geldiğini görebiliyoruz Braum'la birlikte. Ve Jarvan klasik zaten. Yani gelmesini beklediğimiz bir tercih. Kindred bu sefer Beşiktaş tarafında mı? Evet. Ve Kriyas'ta ikinci defa oynayacak bu şampiyonu, onu söyleyelim. Acaba diyorum burada Robin'in ellerinden almak adına mı yapıldı bu tercih? Oyun içinde göreceğiz bakalım Kriyas'ın. Bana biraz öyle gibi geldi ama dediğin gibi Kriyas'ın performansı önemli olacak burada. Ya bir de Galio geldi. İyi bir savaş kompozisyonu kurmaya başladı şimdiden Fenerbahçe Akademi takımı. Jarvan ve Galio ulti kombosu. Artı Kindred ultisinin içine gelen Galio ultisi de çok tehlikeli oluyor. Onu da unutmayalım. Bir de Lucian aldılar. Lucian Braum alt koridoru şimdiden kazanma yoluna girdiler diyebiliriz açıkçası. Destek yasaklaması yapmayacaklar. Galio geldi. Muhtemelen Galio alt koridorda oynanacak. Ama belki bir ihtimal orada Alistar'ı yine aradan kayırmak isteyebilirler. Arada yasaklamak isteyebilirler diye düşünüyorum ben. Ama onlar Irelia'yı yasakladılar. Seçim yasaklama ekranının ikinci ekranı bayağı bir değişikliğe gitti bu arada. Şampiyon seçimlerinin değişmesiyle birlikte. Syndra Umut'un bence iyi oynadığı şampiyonlardan bir tanesi. Ve şu an çok fazla görmesek de kuvvetli tercihlerden zaman bir tanesi. Zaman zaman görüyoruz yine bazı evet. maçlarda. Jarvan'a karşı yine de sıkıntı yaşıyor evet, ama onu evet. da unutmamak lazım. Tabii. Son yasaklama bakalım ne olacak. Bu yüzden de orta koridoru hareketli ve mobilitesi olan bir şampiyon tercih etmesi burada Beşiktaş için bayağı bir avantajlı olabilir. Evet. Bir de Kalista geldi. Evet yani Jace'in başka bir yerde oynanacağını düşünüyorlar. Yani Mermel'in ellerinde göreceğiz muhtemelen ama hala esnetme şansları var. Çünkü şu an seçtikleri 3 tercihte farklı farklı koridorlara gidebiliyor. Bir yerde daha fazla görüyor olsak bile. Mantıklı bir yasaklama daha. Vladimir'in ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz şampiyon olarak zaten. Bunu Beşiktaş'a bırakmak istemediler. Yani Lissandra Rise ortadan kalkmışken LeBlanc tercihinin önemi de biraz arttı tabii. Zoe o da ortada yok. O yüzden LeBlanc ilginç olabilir. Galio acaba LeBlanc karşısına gider mi orta koridora? Benim merak ettiğim Victor. Nokta bu. Victor bir kere cüce oynadı Victor'u. Üst koridorda gördük cüceden. Onun dışında Victor oynanmadı diye hatırlıyorum. Şu an kontrol ediyorum. Evet, Victor yok. Sadece cüce oynamış şu ana kadar. Fenerbahçe tarafında. Ama orta koridorda da oynanabiliyor. Ya tabii estetik birçok şampiyonu var burada Beşiktaş Fenerbahçe Akademi'nin. Bekleyip göreceğiz. Diğer tarafta da acaba Beşiktaş son tercihini yapacak tabii bu Jinx gelirse. Çok tehlikeli. Yani koridor aşamasında çok sıkıntı yaşayacak bu Jinx. Braum Lucian'a karşı. Derken? Evet bakalım birazdan seçme yasaklama aşamasına geri döneceğiz. Orada belki de bir hata olmuştur. Onu öğreneceğiz birazdan. Diğer taraftan da Kairos'u görmeye devam ediyoruz. Neler düşünüyorsunuz serinin geri kalan iki maçında destekler hakkında? Yani Braumlu'nun şu ana kadar kazandığı bir seri oluyor yavaştan. Ormanda da Jarvan aynı aynen, şekilde. Aynen, Braumlu'na kadar çok fark yarattığını hepimiz gördük. Bu iki oyuncunun bence ilerleyen maçlarda, bu maçta dahil olmak üzere belli baş şampiyonlarla
yıldızlaşabilecek potansiyelin olduğunu hepimiz biliyoruz. Gerçi muhtemelen Trash açık kalsa Kairos direkt Trash'i evet, oynayacak evet. Ama Fenerbahçe Akademi'de bunun farkında ve hiçbir şekilde ona bu tarzda alt koridorda veyahut da oyunun genelinde oyun yapacak o şampiyonu bırakmıyorlar. Trash bir de yani şöyle baktığımızda 10-35'in şampiyon havuzunu bayağı bir sıkıntıya hı-hı sokuyor. Koridor aşamasında özellikle. O koridordan çıktıktan sonra o sıkıntı çözülüyor ama koridor aşamasında koridoru kaybetme yoluna gidiyorsunuz. O yüzden Trash'i burada yasaklamak, yani 1907 Fenerbahçe'nin çok bırakacağını düşünmüyorum Trash'i. Aslında çözülmüyor. Trash yine takım savaşı işte Rakan Ultis'le girmek isteken Ace'iyle bozabiliyor. Alistar yine combo yapmak isterse onu yine Ace'iyle bozabiliyor. Burak'a karşı ufak bir sıkıntı yaşıyor. Tabii canım Burak'a karşı %100 yaşıyor. Yani o noktada hani kurtuluş yok Trash için. Belki koridor aşamasında ilk 5 seviye evet yine Trash'in üstün olduğunu sayabiliriz ama. Sıçra yokken ama ölüsünüz. Aynen herhangi öyle bir baskında ölüsünüz. Aynen öyle. Yani iki oyuncunda genel olarak senin sorduğun soruya geri dönecek olursak potansiyeli var. Evet, bu arada Victor'a kadar seçimler geçerli. Jinx geçerli değil henüz. Çok mantıksız olurdu çünkü yani bakalım Jinx'i almak. Bakalım ne tercihi olacak. Yine de belki yine de Jinx seçtiklerini görebiliriz tabii ki. Yani Jinx gelse yanında Galio olacaktı bu arada. Evet, bu arada çok ilginç bir... hani yani hiç birbiriyle hiç alakası olmayan, hiç uyumu olmayan iki şampiyon gerçekten. Hani beş tane kurtun arasında bir tane kuzuyu bırakmak gibi bir şey. Yani istemezsin en azından bir tane devamlı Jinx'in yanında durabilecek bir destek evet, şampiyon evet olur bu. Orta koridor şampiyonu olur. Hani çok geriye giderseniz ki aslında baktığımız zaman VFŞL'de bol bol oynadığını gördük. 1907 Fenerbahçe'nin orta koridora böyle destekleyici hmm şampiyonları alıp hem Nişancı hem de Ormancı'nın üzerine kurduğu kompozisyonları birçok defa izledik. O tarz bir şey de yapılabilirdi. Ya yapılabilir. Ya Jinx'i alınca dediğin gibi bir Galio koridordan çıkmayı sevdiği için Jinx'i yalnız bırakıyorsunuz. Artı Jinx Lucian'a karşı büyük sıkıntılar yaşıyor koridorda. Yani Lucian dümdüz üzerine atlayıp istediği kadar hasar verirken Jinx karşılık veremiyor bile çoğu zaman. Bir de Braum tehdidi var her zaman konuşulması gereken. O yüzden Jinx geleceğini düşünmüyorum ben açıkçası. Peki şunu sorayım. Yani şimdi Beşiktaş'ı aslında Neos'la oynarken bütün bir mevsim boyunca gördük. Sonra Holy Phoenix'le oynadılar. Bir süre. 3 maç. Aslında fena performans göstermediler Holy Phoenix'e de. Ama yani bu takım bu kadar uzun süre beraber oynamışken Neos da çok daha uyumlu gibi görünüyor. Ne diyorsunuz? Ya zaten beklediğimiz bu aslında. Neos son haftalarda katıldı bu takıma. Neos? Özür diliyorum. Evet Neos. Beşiktaş'a sonradan katıldı. Ve sonrasında toparlamaya başladılar aslında. Ve yani... Holy Phoenix onlara belli başlı. Neos'un başından beri var bu arada. Var mıydı? Var evet. Hayır. Sadece Holy Phoenix 3 maç oynadı çünkü VFŞL'de oynadı. Evet onu hatırlıyorum. Ben nedense Mean oynadı diye hatırlıyorum. Mean Royal Youth. Royal Youth'ta mıydı? Evet. Özür diliyorum. Yani Neos'la... Dayı uzak. Evet. Yavaş. Yani... Ercan'cığım sana... Göklere tırmandı. Neos belli noktada onlara bir artı katıyor. Çünkü uzun süredir beraber oynuyorlar. Ama Holy Phoenix'in kattığı bu takıma tecrübe vardı ve karar mekanizması vardı. Ve yönlendirmesi. Aynen öyle. Holy Phoenix'in etrafında rahat oynayabiliyorlardı. Holy Phoenix üzerine kompozisyon kurabiliyorlardı. Oynadıkları 3 maçta da öne geçmeyi başardılar. Holy yani bunun belli başlı sebepleri var. Holy Phoenix'e kazanın eşleşme verip onun etrafında oynuyorlardı. Ve alt koridoru kazanın eşleşmeye yolladığınızda yani belli başlı artıları oluyor size. Onu söylemek lazım. Bu karşılaşmada da mesela... Bir örneğini gördük. Bir önceki karşılaşmada da gördük. Koridoru kazandığınız anda alt koridoru bir kule altı hemen hazırlayabiliyorsunuz ormancınızla evet, birlikte. Onu Holy Phoenix varken daha rahat yapıyorlardı. Çünkü Holy Phoenix size bir şekilde koridoru kazandırıyordu üstün seçim verdiğinizde. Neos'la bunu ilk karşılaşmada yaptılar ama ikinci karşılaşmada işte kaybeden seçim gelince kule altından çıkamadılar. Bir de üzerine inanılmaz bir minyon farkı oldu. Peki burada Jinx'lerin ne seçmeleri mantıklı olur? Ezreal. Hayır, illa nişancı seçecekler gibi düşünme. Çünkü Jace de nişancı pozisyona gidebilir. Jace'i göndermek yani mantıklı olur mu bilmiyorum. Gönderebilirler ama ben yine de Ezreal'ın bu takıma daha iyi olacağını düşünüyorum. Genel olarak. Ezreal kısmına ben de katılmam. Özellikle Jace olduğu için biraz da hafiften şöyle bir dürtme kompozisyonuna. Hani kayıp o noktadan sonra takım savaşı yapmadan bile global görevlerde üstün çıkabilirler. Ki Erkan Önü zaten ne kadar sevdiğini biliyoruz Fenerbahçe'nin. Onlar adına en azından hem de kimliklerine yakışır bir kompozisyonda olur. Ama diğer taraftan şöyle bir düşünürsek de her an bir tane tank monte ederekten Jace'i alt koridora çekip hayatlarına o noktadan da devam edebilirler. Sıkıntı şurada. Jace'i alt koridora çektiklerinde o koridoru kazanabilecekler mi? Evet.
Chase'le yine de kazanmanız gerekiyor. Nişancı oynasanız bile kazanmanız gerekiyor koridoru. Baskı kurmanız gerekiyor. Yani Brown-Lewis'in ikilisine ben Chase Galio ikilisinin rahat bir şekilde baskı kurabileceğini düşünmüyorum. Özellikle Brown olduğu için bu arada. Brown kapı gibisiyle o şok patlamasını tankladığı anda takası kaybetmeye başlıyorsunuz. O yüzden yani Chase'in ben orta koridora, Victor'un üst koridora aktarılacağını düşünüyorum. Nişancı tarafında da Israel gibi bir şampiyon gelirse fena olmayan bir kompozisyon kurarlar. Yine iyi bir dürtme kompozisyonu olur aslında. Evet. Takım savaşı potansiyeli de fena değil. Victor'la birlikte yani Chase, Ezreal bunlar takım savaşında kötü olan şampiyonlar değil. Geri düşmediği takdirde özellikle Chase. Ki Ezreal'ın değişiminden sonra artık takım savaşlarına hani güçlü bir şekilde girdiğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Evet. Sonuçta hani ultisinin arka hasarı azalmıyor. Ve yine üzerine yeni W yeteneği çok kuvvetli. Çok kuvvetli, aşırı kuvvetli. Bayağı bir hasar vurmanızı sağlıyor. Bunların hepsinin etrafında oynayabilecek bir takım zaten. Gerçi her iki takım da bunları yapabilecek kapasiteye sahip. Burada daha çok sizin taktiğiniz ne yönde gelişecek buna karar vermeleri lazım. Uzaktan dürtmek mi yoksa ilk iki oyunda olduğu gibi her iki takım da kendi bildiğini okuyup takım savaşına daha çok mu yatırım yapacaklar? Bekleyip göreceğiz. Ve bakalım seçme yasaklama aşaması birazdan tekrardan başlayacak, kaldığı yerden devam edeceğiz. Son seçimde Jinx geçerli değil, bir kere daha izleyicilerimize hatırlatalım. Son seçim olarak Victor'u görmüştük yanlış hatırlamıyorsam. Aynen, Victor gelmişti 4. seçim. 5. seçim olarak ne geleceğini hiçbirimiz bilmiyoruz şu anda. Diğer tarafta ise Kindred Brahm'lu güçlü olabilecek bir kompozisyonun sinyalleri geldi. Kindred Brahm, Lucian ve LeBlanc orta koridora. Yani LeBlanc'ın da kontraları yasaklanmışken, karşısında rahat durabilen şampiyonlar yasaklanmışken rahat bir orta koridor izleyebiliriz. Tabii bu arada hiç unutmayalım. Ya Blue, Zed gibi şampiyonları cebinden çıkarmayı seven bir oyuncu. Yani bu tarz bir şampiyon oynadığını da görebiliriz. Onun. Ama işte Zed'le de en büyük sıkıntı senin de bildiğin gibi koridor aşaması çok güzel geçiyor. Yani geçebilir, normalde geçebilir ama asıl olay işte o ayak ittirmeyi yaptığınızda size rakip takımlar bunu yaptırtmayabiliyor. Evet. Veyahut da siz ayak ittirmeye gittiğinizde rakip takım sizi 5v4 görüp bir anda üstünüze çullanabiliyor. Bu gibi durumlarda o Z oyuncusuna değil de o diğer geri kalan dörtlüye çok büyük iş düşüyor. Yani sizin o tarz şampiyonlar işte Z olsun veyahut da ne bileyim orta koridor güçlenen herhangi bir suikastçı olsun. Bu tarz şampiyonlara karşı birazcık böyle alan yaratmanız lazım. Zaman kazandırmanız lazım. Rakibi ikileme düşürmeniz lazım. Bu tarz oyunlar yapmadığınız sürece bu tarz suikastçıların artık LeBlanc hariç çok fazla yeri yok. Evet. Yani LeBlanc suikastçiden çok birazdan kuşatmalar başladı mı? Dürten bir şampiyona bürünüyor. Evet. Bir de yani, LeBlanc bir giri çık şampiyonu. Yani diğerleri gibi giriyor, dürtüyor, aynen, geri çıkıyor ve canınızı sıkıyor. Yani İkinci oyunda bir ara tek yedi. Evet. Draven bir tane vurmuş sadece. Kafasında bir 422 yazı. Sonra tam böyle kamera kayarken Kalista yok oldu orada mesela. O tarz işleri çok iyi yapabilen bir şampiyon. Evet. Ki zaten o duruma geldiğinde 3-1-1'di yanılmıyorsam. Hani 3 tane zaten skoru cebine koymuştu. Yani sadece 1 ve 2 skor alması LeBlanc'ın oyunda ciddi anlamda söz hakimi olmasını bir anda görebiliriz. Kreas da ekranlara geliyor. Gerçekten genç ve şu ana kadar sergilediği performansla bence çok gelecek vadeden bir oyuncu. Evet. Ya benim bu maçta dikkatimi çeken şey, bu eşleşmede dikkatimi çeken şey gerçekten iki tarafın ormancısının bir sene sonra baktığımızda VFŞ'de çok net oynadığını görebiliyorum ben. Yani kendilerini geliştirmeye devam ederlerse net bir şekilde oynayabilirler. Bu arada seçim yasaklama ekranında da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Victor tercihini yapacak Fenerbahçe Akademi. Ve burada işte kimin nereye gideceğini az çok belli edecek seçim olacak. Nişancı mı seçecekler? Yine Jinx gösteriyorlar. Ama Only 35 zaten geçen sefer de Jinx'i gösteriyordu. Galiba Jinx geldi. Jinx sorun geldi. Yok. Bir sorun yok. Bunda hemfikiriz. Yani büyük bir soru işareti benim için Jinx tercihi. Aslında şöyle baktığımız zaman bol bol kitle kontrol var. Yani Jace ve Jinx'i bir kenara bıraktığımız zaman direkt o Jarvan, Galio ve Victor üçlüsünden gelebilecek harika zincirleme bir kitle kontrol efekti var. Muhtemelen burada Fenerbahçe Akademi bundan yararlanmayı düşünüyor ve Jinx de uzaktan bu hedefleri roket atışıyla birlikte bir şekilde hasar verecek. Ama diğer tarafta ise yani arka saflara sarkabilen, Jinx'i takım savaşının dışına bırakabilen, Mayhem'in belki de Nar'dan sonra en çok sevdiği şampiyon ve orman içindeki takım savaşına bayılan bir şampiyon var, Rumble. Ya Rumble ultisi arka tarafı çekti mi Jinx'i arada derede bırakıyorsunuz. Ultiden mi yürüyeyim, arada mı kalayım? Ama yani Mayhem'in
Rumble seçtiği diğer maçta konuştuğumuz bir şey vardı geçtiğimiz hafta. O da... Koridoru iyi oynayıp takım savaşlarında istenen performansı verememişti. Hayır. Mayhem'le alakalı değil konu. Yani Beşiktaş'ın bariz bir biçimde rakibin nişancısına ulaşması gerekiyor. Ve son seçimde rakibin nişancısına ulaşamayan bir şey alıyorsunuz. Rumble aslında ulaşmaya yardımcı oluyor. Yardımcı kendi ulaşamıyor. Oluyor ama işte yani açıkçası ben Kindred'ın pek de arkaya o kadar da rahat ulaşabileceğini zannetmiyorum. Ama bunu göreceğiz maç içerisinde. Çünkü seçim yasaklama tamamlandı. Ve artık sözü sunucularımıza bırakıyoruz. Analizmasına bir kez daha teşekkürler. Seride 3. maç durum 1-1. Seçim yasaklama ekranı tamamlandı. Ve bir Jinx nişancı seçimi görüyoruz. Analizmasına katılıyor musun? Rumble Jinx'e ulaşmak için iyi bir tercih mi, kötü bir tercih mi? Ya LeBlanc varken çok da gerek yok yani. Hani ona ulaşacaksa eğer Rumble zaten alan hasarını verirse, diğer taraftan gelen ana hasarları ya Jinx'in canı azalmışsa LeBlanc onu yok edecekse yok eder. Ama bence şöyle bir sorun var. Tabii Jinx bir hiper taşıyıcı olduğu için özellikle oyunun belli bir aşamasından sonra vadedeki en önemli şampiyon olacak. Fakat o aşamaya gelene kadar Jinx'e yardımcı olacak bir kompozisyon yok yanında. Hani bir kere koridorda yani Jinx'e karşı en önemli önlem Jinx'e ulaşmak diyoruz. Jinx'e karşı en önemli önlem koridorda Lucian'la Braum o kadar ciddi bir şekilde zorlayacak ki Jinx'i. Ve yanında Galio gibi bir destek. Evet, Galio da hiç şey değil. Hani Jinx'i rahatlatacak türde bir şampiyon değil. Çok ilginç bir seçim. Bakalım ne olacak. Ama diğer taraflardan da diğer taraflarda baskı unsuru olabilirler. Şu ana kadar gördük ilk iki maçı itibariyle Mayhem ciddi üstünlük sağlıyor Cüce'ye. Ama Cüce bu sefer bir tank almadı. Bakalım Victor'la neler yapacak onu da göreceğiz. Ama hem Victor'un hem Jinx'in inanılmaz hareketsiz şampiyonlar olması ve onların etrafında ayıklayıcı şampiyon da yok. Yani bir takım savaşını çok dikkatli oynaması lazım Fenerbahçe'nin. Savaş başladıktan sonra taşıyıcılarınızı ayıklayacak şampiyon olamazsınız. Ve bu taşıyıcılar bu kadar immobil şampiyonlarsa, hareketsizlikten uzaklarsa hatasız oynamanız gerekiyor. Çok iyi pozisyon almanız gerekiyor. Analizmasına katılmadığım nokta şu. Hem Victor hem Jinx hareketsiz olduğu için doğru atılmış bir dengeleyici gerçekten savaşın kaderini alt üst edebilir. Victor ve şey için, Jinx için. Ve dar alanlarda özellikle orman etrafında savaşması sonu da olabilir Fenerbahçe. Şöyle, Fenerbahçe'nin dar koridorda savaşma ihtimali yok. Çünkü Jinx'in veya Victor'un o dar koridorlardan çıkabilecek herhangi bir yeteneği olmadığı için dengeleyicinin üzerinde durdukları yerde ölürler. Ve maçı kazanır oylaması devam ediyor tabii. O dengeleyicinin etkisini tamamlayabilecek, uçarak geçen dar koridorların içinde geçebilen bir LeBlanc var diğer tarafta. Lucian var. Yani mobilite avantajı inanılmaz Beşiktaş lehine şu anda. Yani o tarz bir takım savaşında baktığımızda da Victor'un alan hasarı ve Jinx'in işte roketlerini koyabiliriz ama bu arada alt koridor erken bir baskın mı gelecek Robin'den? Bir an oraya doğru yönelmişti. Vazgeçti tekrardan. Yine... Görülüyor zaten. Totem var. Evet. Kairos ve Neos hızlı bir biçimde ittiği için koridoru Yampir'e engecek gitme konusunda kararsız kalmıştı Robin. Şimdi Kreas'la karşılaştılar ve Robin buradaki birebiri istiyor mu istemiyor mu? Alt koridorun durumu çok önemli bunun için. Alt koridorda Lucian'a çok... 10-35 buraya daha erken geldi. Kreas'ın üzerine doğru gitti ama çarp kullanılıyor orada. Yampir'i alındı. Orta koridordan Blue da yaklaşacak. Ama hem Yampir'i engeç Robin'de kalıyor hem de Kreas buradan daha fazla hasar alındı. Valla burada yani bu seviyelerdeki en önemli şampiyon Braum. Kairos'un buraya çok daha aktif bir baskı kurması gerekiyordu ama buradan Fenerbahçe dezavantajlı kompozisyona rağmen başarılı çıkan taraf oldu. Yalnız alt koridordaki en önemli faktör minyonların nerede olduğuydu. İlk doğru. Başta Neos ve Kairos biraz daha önde olduğu için koridorda Robin, hatırlayacaksın, daha temkinli davrandı. İşler değişince Robin atağa kalktı orada. Alt koridordaki iletişim mi bence Robin ve Mervin 10-35 bu üçlü arasını daha iyi götürdüler diyebiliriz. Bu da iki ampiri engeç kazandırdı Robin'e. Ve bu erken aşamada gerçekten önemli. Üstüne üstlük şeyi de verdiler. Bu arada Mayhem'in Akademi Ligi'nde bu yıl 32 KDA yakalamış şeyle. Rumble'da. Ama tabii hangi maçlarda olduğuna bakmak lazım. Yani Galacticos maçında oynamışsa bu istatistiğin biraz şişmez ama çok iyi bir Rumble oyuncusu olduğunu biliyoruz. İki tane bu arada Orada Blue yeteneğini de çok iyi kullandı ama sancak omuz denemedi Robin. Hangisinin doğru LeBlanc olduğunu anlayamadı sanırım orada. Koridorda Cüce'nin üzerine doğru gidiyor Mayhem. Çok fazla hasar. Şiş kebap. Türkiye çok güzel. Şiş kebap çok iyi. Resmen mangal yaptı ya.
Yalnız minyon konusunda Cüce çok daha iyi bir sayıda. Tabii Rumble'ın bu tarz minyonları kaçırması özellikle erken oyunda çok normal. Ve Cüce son iksirini de kullandı. İksiri fondip yaptı mecburen. Tabii Mayhem'in Doran kalkanında olduğu için ufak da olsa yavaş yavaş can yenileyecek Hüskor'da orada. Alt tarafa baktığımızda Jinx'in Doran kılıcı başlangıcına karşılık Neos Doran kalkanı başlamış. Bunu neye bağlıyorsun? Vallahi bunu şuna bağlıyorum. Fenerbahçe tarafı çok daha kendine güveniyor. Yani Lucian Brown koridorunda daha agresif olmasını beklersin. Ya kesinlikle karşınızda bir Caitlyn Morgana yok. Aynen öyle. Caitlyn Morgana dışında hiçbir kompozisyon geçemez. Daha defansif başlıyorsunuz. Çok ilginç. Çok ilginç. Bu arada Mayhem yine çok iyi bir takas yaptı. Yücel'in canı 200'lere kadar düştü. Üzerine minyon algısı geliyor. Şimdi onu zıcır tutturdu orada. Şok patlaması boşa gitti. Blue'den kullanılan bir sıçra varsa şeyle takip ediyor orada. Kreas ilk kanı dökmeyi başarıyor. İlk kanı döküyor ve Yampiri yengeçlerden alamadığı avcı damgasını alacaktım ama alamamış, pardon. Sanki onun sesi gelmiş gibi geldi. İki tane Yampiri yengeç alarak aslında ilk avcı damgasından Robin onu uzaklaştırmıştı ama ilk kanı almayı başardı. Şimdi Kreas alt koridora i̇şte yakın. Damga orada zaten, Jinx'te. Ama çok zor bu baskın. Zaten çok temkinli oynuyor orayı. Normal ve 10-35. Ve şimdi Cüce üst koridorda üste dönecek. 36 minyonda. Bu da üste döndükten sonra antik dönüştürücü aldı. Zannedersem cehennem maskesine gidecek ilk eşya olarak. İlk damga geldi. Bu Yampiri yengeçten. Orada koridor baskını daha izleyebiliriz. Zincir tutsun da kolay bir skor olabilir. Zincir kaçtı yalnız. Bir kaçarsa o skor gelmiyor. Ve Blue da artık orta koridorda biraz zorlanacak. Yani sıçrası yok. Karşısında LeBlanc gibi çok uzun mesafe kapatabilen ve kitle kontrol uygulayabilen bir şampiyon var. Bu arada bir koridor baskını. Mayhem sıçrasını kullanmadı burada. Mayhem şimdi kullanıyor sıçrayı. Dengeleyici de bayağı bir yavaşlattı Cüce'yi ve Mayhem çıkmayı başardı buradan. Çok da sabırlı ve iyi oynadı Mayhem orayı. Ya açıkçası yani, ben sancak kombosuna sıçra kullanmasını beklerdim. Sancak kombosuna kullanmadıktan sonra yalnız çekim alanını bekledi. Çekim alanı altındayken kullandı. Çekim alanını öne koysaydı, kuleyle arasına koysa çok daha iyi ederdi. Cüce büyük hata yaptı bence. Yine de üste göndermeyi başardılar. Meyve. Öyle ama kuleyle arasına koysaydı skor alacaklardı. Şimdi alt tarafta Neos. Beachwater Palace'ını aldı. Kairos'la birlikte olabildiğince rakibinin minyon kaçırmasını sağlamak istiyor. Son vuruş yapıyor sadece minyonlara. Blue hızlı biçimde buradaki minyonları ittirecek. Umut zinciri tutturdu yalnız Blue'nun üzerine ve Kreas da buraya doğru yaklaşıyor yine. Ama Kreas uzak. Ve Kreas'ın sıçrası yok. Burada bakalım üste dönecek mi? Yoksa eriklerimi almaya çalışacak. Burada Normal'ın üzerine gitti Neos ve Kairos ikilisi. Buz yanığı tutmadı. Buz yanığı tutsaydı Mermal için hayat çok daha kötü olabilirdi. Bu arada Jinx'in tabii... Oo. Bu arada boşa giden bir sancak kombosu. Sıçrayı kullandı mı? Sıçrayı kullandırdı Umut'a. Evet. Robin, boşa seviye giden beş. Demeyelim. İstediğini alan diyelim aslında. Daha doğru olur. Robin bu arada... Dikkat etmedim ama sanırım rakip ormandaki kırmızı güçlendirmeyi aldı Robin. Almış olabilir. Evet, şu anda kendi ormandaki kırmızısında. Kreas da burada okyanus ejderine başladı ama Robin bunu alınca seviye 6 olacak. Ve kırmızı güçlendirmeli seviye 6 olan bir Jarvan. Oraya girerse Kreas'ın başı dertte olabilir. Kreas'ın zaten canı yarıda her şeyden önce. Çarpımda kullandı canını yenilemek için Kreas. Hala devam ediyor yalnız ejderi. Robin buraya doğru yaklaşıyor. Kairos çok geç kaldı. Kairos'un çoktan geldi. Umut da orta koridor kontrolünü aldı çünkü Blue üste dönmüş durumda. Robin çıktı burada sancak kombosuyla. Only 35 önüne geçti orada güzel bir biçimde. Neos ve Kairos'u kesti. Only 35 düşmek üzere burada. Freljord karşılamasına geldi. Şimdi afet kullanıyor Robin'den Neos. Son anda kullandı sıçrayı. Neos hayatta ama Robin değil. Hem okyanus ejderi hem de iki skor çıkardı alt koridorda. Beşiktaş Akademi. Fenerbahçe'nin burada artık
Blue gerideyken, Blue kendi üstüne gitmişken çoktan çıkması gerekirdi. LeBlanc'ın ne kadar hızlı mesafe kat edebileceğini ve ne kadar ciddi hasar vereceğini hepimiz biliyoruz. Burada Fenerbahçe bir kere daha zor yordum hatırladı bunu. Ve skorlara baktığımızda da bu arada üst skorda orada Mayhem. Orada ultisini kullandı. Cüce'nin üzerine de bayağı bir hasar bıraktı ama Cüce de... Cüce de ultiyle ciddi hasar veriyor yalnız. Geri dönüş hasarını bıraktı. Bir yavaşlatma daha geldi Mayhem'den. Cüce'nin sıçrası da yok. Ama Mayhem daha fazla devam edemeyecek kule altına. Yani üst skorda orada bol takaslı geçiyor oyun başından beri. Lanetli maskeyle tabii hasarı da arttı şu anda Rumble'ın. İşte burada LeBlanc gelirken burada artık Fenerbahçe'nin gitmesi lazım. 10-35 çok kötü bir yerde kalmış. Meydan dayağı yükleri gereken burada 10-35'i bırakıp çıkmaları lazım en azından. Buna devam ettiğiniz anda yapabileceğiniz fazla bir şey kalmıyor. Bu arada bir kere daha meydan dayağı yükleri. Ama bu sefer skor yetmedi. Kaldı. Bu kadar bu sefer hasar yetmedi. Ama şu ana kadar Fenerbahçe'ye bir iki hata yapmış olsa da Jinx'in bu bölümü dengeli geçiriyor olması onlar için olabilecek en iyi senaryo. Çünkü dakikalar ilerledikçe Lucian'dan çok 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 daha tehlikeli olacak Jinx. Neos fazla kullanıyordu. 35 mermilerin çoğunu göğüsledi ama canı bayağı bir azaldı onun da. E o mermileri göğüslersen bunun bir bedeli var abi. Şey gibi lan, Brown gibi kapıyla göğüslemiyorsun. Gerçekten göğüsünle göğüslüyorsun onları. Oradaki kayıcılığı almak istiyor en azından. Çoğu maçta alt koridora yakın. Bir barikat gitti. Tahrip yüklerini bakalım tetikleyebilecekler mi? Tahrip yüklerini tetikleyemediler. Oo, bu arada Kiryas da şok patlamasından ciddi hasar aldı. Bu arada göz ardı edilen özelliklerden biri tahrip rününü aldığınız zaman o barikata verdiği ekstra hasar o kadar değerli olabiliyor ki ekstra altından dolayı. Ormancı da hala alt koridorda bekliyor. Normal'un canı bayağı bir azalmış durumda. Çünkü Kreas, kurt oradan kullandı, bekliyor yan tarafta. Kurt hafif 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 ısırıyor. Fırt 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 fırt. Ve bu üstü dönüş en az bir plaka altını da olarak hatta minyonu şu anda kullanıldığı için iki plaka altını bile alınabilir. Ama Neos ve Kairos üstü dönmeyi tercih ediyor. En azından o yarım plakayı alabilirlerdi. Yani üç otomatik saldırı canı vardı. Dakikada 12'ye geldik çünkü birazdan plakalar da düşecek. Şimdi Umut YouTube'da orada zinciriyle birlikte ikinci zincir de geldi. Bir kez daha yanımlanacak biliyor. Sıçra onu kurtarmayacak orada ki o fırsatı bile bulamadı. Hangi sıçra? Efendim sıçra? Tuşlara basacak zaman gelmedi ki. İki zincir. Ve yine benzer bir baskın orta koridora. İkinci skoru almayı başardı Blue'dan Umut ve Kreas ikilisi. Bir de plaka üzerine. Bu arada üst koridorda ilginç bir eşya dağılımı var. Bir tarafta Rumble'ın en önemli eşyası belki de Leander'in eziyeti geldi. Diğer tarafta da Cehennem maskesi var. Daha saldırgan ve biraz daha defansif yaklaşım. Kreas bunun üzerine bir de vade alameti alıyor. Orada Mayhem dengeleyici kullandı ve sıçradı Murmul'un üzerine. Murmul düşebilir orada Murmul. Murmul. Skor veriyor orada. Ve alt koridor ışınlan kullanıldı. Bir anda 4 kişi oldu alt koridorda. Ne var ne yok kullandı Fenerbahçe Akademi tarafı. En sonunda Mayhem'i düşürüyorlar. Yalnız Murmul'u ne çok seviyormuş Fenerbahçe ya. Sen bizim nişancımızı öldürürsün. 4 kişi birden saldırdılar üstüne. Ama olan oldu artık. Buradan kazanç çıkan kesinlikle Beşiktaş cephesi. İkinci kuleye gidiyorlar üst koridorda ve hala kimse savunmaya gelmedi. Çünkü 4 kişi alt koridora yolladılar. Ve alt koridordaki birebir değişimin ardından 2 kule kaybetti Fenerbahçe Akademi. Vadi alametini ama tabii normal yetişti buraya. Şeye vurduramazlardı artık. Bu arada sadece lanetli maskenin bile ne kadar büyük bir potansiyeli olduğunu gördük. Bir lanetli maske dengeleyici ultisi Murmul'u hakikaten cızbız yaptı. Alt koridorda da
toplamda 3 plak almış oldu Fenerbahçe. Biraz ilk maçın aksine Beşiktaş'ına hakim oldu. Söyle ejderler pek öyle fark yaratan ejderler değil. İki tane okyanusu bölüştüler. Şimdi bir tane daha ejderi gelecek yalnız. Dakika 14'te 5-1'lik bir üstünlüğü var Beşiktaş'ın. Altın farkı da 3500 civarlarında. Sırada da ejderi var dediğin gibi. Yani tabii tabloya baktığımızda Jace oyunun erken dakikalarında güçlenemedi. Ve karşısındaki LeBlanc'da bir skor, iki asist var. Minyon konusunda da iyi umut. Jace'in bu maçtaki etkinliği nasıl olacak? Açıkçası biraz da onu tartışmak lazım. Valla ayrı kittirme yapacak. Tek tehditli olacak bundan sonra. Bu arada barikatlardan Beşiktaş'ın fazladan kazandığı 800 altın olduğunu görüyor. Altın farkı şu anda 3500. Ama Beşiktaş'ın asla frene basma lüksü olamaz. Hani her geçen dakika Jinx için bir fırsat demek. Hani 25'ten sonra o Jinx tam bir canavara dönüşecek. Lüşün düşerken. Altı dener mi acaba Beşiktaş? Mayhem yan taraftan Robin'in 130 canını aldı. Dengeleyici var bu arada. Tabii Mayhem'in yan taraftan oluşturduğu tehdit orta koridor kulesinin savunmasını engelledi Fenerbahçe'nin ve üçüncü kulesini aldı Beşiktaş. Orayı savunmaya kalksa bir atılacak dengeleyici, geri kaçışı da imkansız kılar. Şimdi dış kuleler, daha doğrusu yok, alt koridordaki iç kule durduğu için alt koridora ilerleyecek Beşiktaş muhtemelen. Kulenin canı da yarıya kadar düşmüş durumda ve burayı savunmak çok da akıl kârı değil sanırım çünkü burada rahat bir biçimde savaş başlatabilir Beşiktaş. Mayhem'in ışınları da var ama burayı savunmak istiyor gibi duruyor. Fenerbahçe Cüce'yi yalnız zincirle birlikte yakalamayı başardı. Umut geride çıktı. Cüce orada. Sıçrasını kullanmasına rağmen düşüyor. Robin'den de kullanılan bir sıçra var. Umut onu da istiyor. Kronometre kullandı Robin. Sancak kombosu dönmeyecek muhtemelen. Afiyet geldi. Galio ultisi de kullanılıyor. Sıçra kullanıldı orada. Only 35. Kışkırtını kullandı ama Kreyas'tan kullanılan bir şey var. Geliyor. Arka tarafa şimdi ışından kullanılıyor. Only 35 düştü. Yine Vurkaç'la verilen bir alan hasarı. Mayhem kullanır mı acaba burada dengeleyiciyi? Şimdi dengeleyici geldi. Marble'dan kullanılan bir sıçra da. Yani alt koridordaki ilk kuleyi savunmaya giderken Fenerbahçe ard arda skorlar verdi. Hem de kulesini verdi. Hem de kuleyi verdi. Tarih yüküyle bu kule de gidiyor. Mavi takımın kulesi yerde. Yalnız bu üç maçın toplamı için geçerli. Takım savaşlarında genelde daha iyi iletişim kuran ve daha iyi odaklanan taraf Beşiktaş oluyor. Burada savaşı başlattıktan sonra hemen önce ilk hedefi düşürüp sonra Robin'e yöneliyorlar. Sonra Umut gelip çıkacağını söylüyor. Diğer şampiyonlar arada bekliyor. Zamanlamayı çok iyi kullanıyorlar. Son bir şans olarak çıkamayacağını anlayan ultiyi kullanan bir Jace var. Daha sonra Kindred ultisinin üzerinde çok rahat savaşıyorlar. Hasar ölüm riski olmadığı için. Yani bütün yetenekleri bekletip çok iyi bir iletişimle çok iyi koordine etmeyi başardı Beşiktaş cephesi. Ve Umut şu ana kadar çok iyi bir seriyi geçiriyor. Aynen öyle. Bu savaşın başlangıcını da o yaptı. Ya biz Umut, zincir tutturarak Cüce'ye. Umut'u geçtiğimiz yıllarda zaman zaman Şampiyonluk Ligi'nde de bol bol da Akademi Ligi'nde, daha doğrusu Yükselme Ligi'nde görüyoruz. Ya Umut gerçekten çok özel ve çok yetenekli bir oyuncu. Ligin belki de, yani bu şampiyonluk için de geçerli, en az hata yapan oyuncularından biri. Ama belki de tek eksiği hata yapmamaya odaklandığı için midir bilinmez. Biraz fazla pasif oynadığı zamanlar oluyor. Ama kendine güvendiği zaman, daha agresif oynadığı zaman da aslında ne kadar pozisyon almayı, oyunu ne kadar iyi bildiğini, ne kadar üst düzey bir oyuncu olabildiğini gösteriyor. Bu seriyi de çok iyi geçiriyor şu ana kadar Umut. Ve bir benzerini de aslında az önceki pozisyonda gösterdi LeBlanc'la birlikte. Biraz da karar veren tarafta olmaya başlıyor gibi Umut. Şimdi Afet'le bir de girer mi diye baktım Robin ama bir pozisyonda olmasına rağmen denemedi orada. Burada Beşiktaş'ın orta koridorda biraz dikkatli olması lazım çünkü Mayhem ayrı kittiriyor şu anda. Mayhem çantası da kronometre de var. Şimdi orta koridor ikinci kulesini istiyor Beşiktaş Akademi. Durum 8-1. Arada çok büyük bir altın farkı var dakika 18 için. Bu arada öne doğru çıktı Robin ama Robin düşmek üzere burada. Robin düşüyor. Çok büyük bir hata. Burada hata şu.
Robin giriyorsa takip etmeleri gerekiyor. Fenerbahçe Beşiktaş'ın gösterdiği koordinasyonu hiç göstermiyor takım savaşlarında. Yani ya takip edecekler ya da hiç girmeyecek Robin. Bazen görüyoruz Jarvan'lar ultiyi kullanıp sonra çıkarak en azından bir alan kontrolü ve oyunu yavaşlatmak istiyor. Onun gibi bir şey oldu ve çıkamadı bile yani. Ve bu skor orta koridor ikinci kulesini getirecek Beşiktaş'a. Dakika 19. Alınan kule sayısı 6'ya çıkıyor. Fenerbahçe hiç kule alamadı bu maçta. 9-1 zaten skor. Altın farkı 9000'e geldi. Bir de daha ileri gelecek. Bu da otomatikman Baron hedefini artıyor. Üstüne üstlük mahvolmuş kralın kılıcı varken, Kindred varken Baron çok çok daha hızlı alınabilecek bir hedef. 30 saniye var Baron'a da. Kreas 3-0-2 durumda orman eşyasından sonra hayalet dansıyı da bitirdi. Tek eksik yalnız Kreas hala 4. ülke alamadı. O 75 ekstra menzili kazanamadı. Bir yüke ihtiyacı var. O yükü de Gromp'ta. Ama ve o Gromp'u da Robin alıyor şu anda. Baron'dan alır artık ya. Bu arada altın farkı 8000'i geçti şu anda. 8500'e yaklaştı. Ve biten eşyalara da bakacak olursak nişancılar arasında neredeyse tam bir eşyalık bir fark var. Tabii cebinde ne kadar altın var Mermon'un bilmiyoruz ama şu anki senaryo onu gösteriyor bize. Bu arada cüce daha evet, bayağı fark varmış. Sihir çekirdeğini yeni ikinci seviyeye getirdi. 100 altınlık nişancı arasındaki fark Neos Lane'e. Abi güçlenmeyi almak istiyor Fenerbahçe. Robin önde kaldı biraz. İnfaz geliyor burada. Blue infaz mermilerinin hasarının birazını almak istedi ama sıçrasını kullanmak durumunda kaldı o da. Resmen mermileri boşaltarak gittiler üstüne. Ve şimdi Beşiktaş hemen Baron nehrine doğru döndü. Başlayacaklar mı acaba Baron'a? Baron her zaman risk tabii. Ve Baron'u tanklayacak birileri de yok aslında ama başladılar. Bir daha işleri Kindred artı güçünü de çok hızlı yaparlar. Ya tanklayacak isim yok ama çok fazla hasarları var. Korkunç. Bakalım devam edecekler mi? 5000. Robin buraya çok uzak. 3000 Baron düşmek üzere. 10-35 girecek mi içeri? Hayır. Baron aldı Beşiktaş. Ve Fenerbahçe hiçbir şey yapmayı denemedi burada. Toplam hasar değil ama Baron hasarları korkunç. Kindred ve Mavlum Çıkan'ın can yüzdesiyle vurduğu için inanılmaz veriyorlar. Aynı zamanda Liandry de can yüzdesiyle hasar veriyor. Daha ne olsun. Dağcıları de katmerlik kadayıf zaten üstüne. Şimdi 10.000 altın üstünlük, Baron güçlendirmesi. Bakalım bu kuşatmada neler alabilecek Beşiktaş. Bu kuşatmada bu kadar altın üstünlüğü varken de çok agresif oynayıp oyunu bitirmeye gitmeleri lazım bundan sonra. Çünkü Jinx'in devreye gireceği dakikalara daha var. O dakikalar gelmeden fiş çekmesi lazım Beşiktaş cebesi. Peki Beşiktaş... Yani bir kule altı mı denemeli yoksa bu seçimlerle kuşatma yapıp alabilir mi minitörleri? Valla bu iş seçimlerle alabilir. Victor çok iyi bir minyon dalgası temizleyici. Şey de fena değil. Jace de yani kuşatma yapmak kolay olmayacaktır. Ama fazla risk almaya da gerek yok. Gayet şu anda bakıyoruz 1-3-1 yapıyorlar zaten. 1-3-1 ile o baskıyı fazla hissettirirler. Lebrang zaten buradan rahat kaçabilir. Yani... Karşı tarafta Jinx, Jace ve Victor varken gerçekten minyon dalgası temizlemeleri riskinden kolay. Baron güçlenmesine rağmen. İnfaz geldi mi? Baron'un neredeyse yarıcının altı Neos son infazla birlikte. Mayhem de bu arada diğer şeye baskı yapıyor. Diğer koridora. Şimdi Baron gitti oradaki minyonu temizlemek için. Yeni minyon dalgası geldi yalnız. Baron güçlendirmesinin bitmesine 1 dakika 40 saniye var. Beşiktaş olabildiğince temkinli. Hala kule altı için bir riske girmedi. Ama yeni minyon dalgasıyla birlikte alt koridordaki inhibitor kulesini alıyorlar ve orayı savunmaya gelen kişi sayısı çok az. Orta koridorda da iki koridorda birden geliyor. Üst koridor ve alt koridorda da var. Bu arada alt tarafta cüceden kullanılan ulti var. Beşiktaş oyuncuları biraz geri püskürttü ama orta koridordaki inhibitor kulesi neredeyse düşecek. Üst taraftan mayhem devam ediyor. Aynen öyle. 1-3-1'in kralını yapıyorlar. Orta koridordaki inhibitor kulesi düşmek üzere. Üst koridordaki yarıya indi, yarı cana indi. Daha bir dakikası var Baron güçlendirmesini. Şimdi alt taraftan inhibitörü istiyorlar. Orada araya girdi Umut. Yarı canından fazlasını aldı Robin'in. Bu sadece geriki çıkarmak için. Önemli olan onları savunmayı uzaklaştırmak. Nitekim ilk inhibitör düştü. İkinci inhibitör kulesi düştü.
Şimdi orta koridoru çevirdi hemen odağını Beşiktaş. Bu arada biraz canı azaldı orada Kreas'ın. Ama bu inhibitörü... Biraz değil, bir hayli azaldı. Zannedersen burada olacak Beşiktaş. Neos hala otomatik saldırı yapmıyor inhibitöre. Son vuruş ve ikinci inhibitörünü de kaybetti Fenerbahçe Akademi. Dakika 24. Hemen odak üst koridora çevrildi. 30 saniye var güçlendirmenin bitmesine. Buradaki inhibitör kulesine düşmek üzere. Umut bir kez daha araya girdi. Girdi gibi kışkırtıldı ama Umut geri çıkmayı başardı buradan. Bir de zincir tutturuyor şimdi. Araya giren bir Robin var. Robin, Umut kovalıyor orada. Bu arada Murmal'ı düşürmeyi başardı Neos ama Neos da düşüyor. Buraya kadar altını Blue'ya gitti. Diğer tarafta kovalamaca sürecek sanırım. İnhibitörü alıp çıkması yeterli bir Beşiktaş. Blue tekrardan buraya geldi. İnhibitör düşmek üzere ve üçüncü inhibitörünü de kaybetti Fenerbahçe. 10-35 orada rakibini yakalamayı başardı. Kairos düşecek mi burada? Hayır, atağa kalkan taraf Beşiktaş. Çünkü Mayhem'in hasarı inanılmaz. Bu skor maçın sonu anlamına gelecek gibi duruyor. Ya bu saatten sonra 3 inhibitör düşmüşken bu dakikada. Bu arada kullanılan bir ulti var. Blue'nun nişanı bayağı azalmış durumda. Blue düşebilir. Mayhem! Blue skorunu aldı. Kindred'den güzel bir ulti. Robin burada kaçmaya çalışıyor. Umut bir kez daha vur kaçıyla araya girdi Umut. Orada Robin skorunu aldı Umut. Kairos yakalanıyor. Kairos düşecek. Bu arada Nexus Kulesi. İki Nexus Kulesi'nin canında bayağı azalmış durumda. Bu arada Jinx'in orada ultisi boşa gitti. Ama Beşiktaş artık buradan çıkacak. Hatta biraz fazla bile kaldılar. Fazla ziyaret bile kaldı. Uzadı. Aynen. Ama zaten... Bundan sonra çifter çifter, dakika 25'teyiz. O kadar az eşya var ki çifter çifter gelen minyon bu arada son yükü de aldı. Ekstra yükü de aldı. Beşinci yükü mü? Beşinci yükü Kiryas. Fakat yani bu dakikada bu eşyalarla çifter çifter gelecek süper minyonları bile ittiremez, zor tutar Fenerbahçe cephesi. Bir buçuk dakika sonra Baron var ama dediğin gibi yani 3 koridoru birden ileride tutması çok zor. Nexus Kulesi'nin canı da az çünkü. İki Kulesi'nin canı da çok az. Onlar ben yavaş yavaş canını yeniliyor yalnız Nexus Kuleleri. Her ne kadar biraz fazla yavaş olsa da. Nexus Kulesi'nin güzelliği o. Az da olsa canını yeniliyor. Şimdi oradık oradan ilerliyor Beşiktaş oyuncuları. Cüce alt taraftaki minyonları biraz temizledi ama ya bu kadar minyonu tutmak çok güç ve Beşiktaş oyunu bitirmeye doğru ilerliyor. Baron güçlendirmesinin ardından 3000 altınlık bir baron üstünlüğü var. O da ekranlarımıza yansıdı. Hemen Nexus Kulesi'ne odaklandılar. Murmul'un üzerine doğru gidiyor Kreas. Murmul biraz fazla sen aldı. Murmul yok oldu. İkinci Nexus Kulesi düştü. Afet geliyordu Robin'den. Şimdi Mayhem alt tarafa dengeleyiciyi kullandı. Bu arada 4 kişinin arasında 10-35. O da düşecek. Ve 26 dakikalık bu karşılaşmada oyunu bitirmeye doğru ilerliyor Beşiktaş Akademi. Serideki ikinci galibiyetini alıyor burada. Durum 2-1 ve bir maç daha kazandığı takdirde Beşiktaş Akademi finale çıkmayı başaracak.